نقاشی بو طبیعت بدی کورانشه. انا شو نرسه ده آدم نقاشی سهره گی کرکه ترکه تورتنچی و بشین سنف تو اقید گرم زده یانم ده اتره گرم ارتاقم نقاشی تو گره گی باره اکی چی گوی گی اتگیم پایت اکیه شونو پرکنه تیگیدن من یه البومی رو پرسته که من گیت کورگرم بزده که اخوستان بولی من یه آنواری هم بولیم birinchi naqqoshlikdan bo'lgan ustozim shu Rasulbek Rasulov bo'ladi. Shularning maslahatlariga binoan Toshkentdagi Respublika rassomchilik bilim yurtiga topshirdik. Kirgan yilimizda respublikada birinchi marotaba miniatura kursi ochildi. Birinchi qaldirg'och bo'lib kirganmiz, biz ham bilmaganmiz miniaturaligini. Shu yili shu miniatura bosqichini birinchi kursini bitirdik va birinchi kursdan ikkinchi kursga o'tayotgan paytda yoz fasliga to'g'ri keladi. Shu bilim yurtimizni rahbariyati shular bizga shu Rossiyaning Palyaq qishlog'iga sayohat qilishga, malaka oshirishga imkon yaratib berishdi. Shu imkoniyatdan foydalanib shu joyga borib bir oy malakamizni oshirdik. Nima o'rgandik? Bu san'at turini ko'p sir sanoati bor. Ularning 50 yilcha tajribasi bor. Biz ko'proq texnologiyani o'rgandik. Bu papier-mâché qutilarga kraskalarga suv solish. Bu oddiy qilib gapirganda oddiy, lekin bu biz bilib-bilmay qadimgi texnologiyalarni o'rgangan. Nimaga? Bu san'at turida asosan oddiy shu magazinda sotiladigan kraskalardan foydalanmaganmiz. Bu tabiatdan olinadigan o'sha mineral bo'yoqlar, pigment deydi, maxsus pigmentlar. Mana shu pigmentlarni tuxumni sarig'i bilan qo'shib ishlatadigan texnologiya bor. Mana mana shu texnologiyani biz o'sha yerda o'rgandik. Bizdan o'tib borganimiz juda ham bizga hayotimizda tarzida juda ham ko'p yordam berdi. Kraska tayyorlashni o'rgandik. Kraskaga qaysi bo'yoqlar bilan maxsus ishlashni o'rgandik. Tilla, xususan zo'rotadigan shu tillani qorishi, tilla bilan ishlash texnikasini, cho'pga yashash texnikasini, mayda ishlashi, portret ishlashi va xalqaro mahobatli ishlanma ishlashi ana shu joyda o'tdi. Bularni tajribasi bizga juda ham qo'l keldi. San'at turlari bizani hozirgi mana papier-mâché dedim. Bu papier-mâché o'zbekchada tosh qog'oz deyiladi. Hozirgi paytda arxitekturada qadimiy obidalarning ichki taraflarida muqarnaslar, devorlarda kundal uslubida naqqoshlik degan bor. Bu bo'rtib chiqadi. Shu bo'rtma joylari papier-mâchédan, tosh qog'ozdan qilinadi. Hozirgi paytda saqlanib qolgan joylar bu Samarqanddagi Go'ramir maqbarasi va Samarqanddagi shu Registondagi Tilla qori madrasasini namozxonasi bor. Shu namozxonaga agar kirgan insonlar yaxshilab e'tibor bersa, juda ko'p tilla bilan ishlatilgan kundal uslubida bo'rtib turadigan naqshlardan foydalaniladigan. Buni bir xil bilmagan odam ganch deb o'ylashi mumkin. Ganch
Bakın böyle de çok böyle genç var, lakin bu taş kavazdan işler ne işlenedi? Taş kavaz bu müstahkem material söylenedi. Yille devamı da uzay yilge baradı. Uzay yilge hizmet kıladı. Ve üstü de uzun şu kreskesin, kreskenin yaptığı şu tellerini uzay yilge saklayıp verildi. Şunun için şu bizden atı babalarımızı kupra şu taş kavazdan işlengen şu mukar meslede yaptığı şu nakışlarının uzay tarafları dedi. En kuzgi korungan şu bortma gereği yoktu İslam'ın en bortma joylarını kalan kılışın ilgilenciyorlar. Şu kündal üslubu işler üstünden tılla yapıştırıp işlengen. Eğer gençte bulsa mesela zilzile, takıl, tabi, nemli, afat, ne kadar da bunu sınışı, ders getişi, küçük ihtimali asar var. Aleyküm bu taş kağızı da işlengendi. Bu cüdyen müstahkem, sınmıydı, ders getmiydi. Uzay yıllığı çidiydi. Bu uzay yıllığı digende bize yüzyıllığına çünüşümüze geri. Nege digende hazır bir payetliği ünlüğüne tamırlıgende kukçili tez tamırlıydı. 20 yıllı mücellemedi. Yok. Zana otobopalı 20 yıllı çıkacağım mücellemedi. Fakat yüzyıllığıyla da devam ediyor insanlığı kılınca mehnetle yetip barışını kupra mücellemedi. Ne kaşlığını örgü, ne mendigen şu bolalı şu 10 gülden ötüşü bu şartlı ravişte boladı. Birinci gül çiziledi, bu bitti de ötü kütülmüydü. Bu üstazı bunu nazarat edip boladı. Onun kolu, onun karakteri, her bir çizgisinden özü bilinip duradı. Şu 10 güllü ötkenden kegin renk, biriş, cereyanı başlanadı. Birinci gülden 10 gülü geçe renk verildi ve keyin müstakil kampayisi çizildi. Şu 10 güllü çizilgen bu bir kılla da yarım yılgi çözüldü, bir kılla da bir yılgi çözüldü, bir kılla da 3 yılgi bölüşü mümkün. Nakkoşluydu. Kalemde nakış çizip, bunu renk veriş kuldu. Müzikli yokşagen neyse bu. Yani şair şiir yazadı ve müzikacı onu besteliydi ve ortada koşup müzikli payda buladı. Nakkoşta hem kuldu şuna kadar. Nakkoş kalemde çizip, özü renk veredi. Bitti, fakat yine nakkoş özü renk veredi. Yani şimdi bu. Kampayisi sanat asarı yaraladı. Renk bu Allah'ın vergen bir nimeti. Renkde gap köp. Rengde her hal düşünceler var. Bu rengi kuruş, bu insanı cüde kur terbiyeliydi. Yaşayış davrede cüde kur terbiyesi de renk tasır kıladı. Didige, farasatige. Uzbekistan'daki hemen sanat türlerinin zemini nakışke takıladı. Bunda yağaç uyma tarzı yiyen, genç tarzı yiyen, suzane yiyen, kılavçı yiyen, misker yiyen, hemen nakış türleri şu nakışlığı takıladı. Nakkoşluğunu dünya miqyosida o'z maktablari bor. Mesela o'sha qo'shni ko'proq İslam davlatlari yanımızda Afg'oniston, Eron, Turkiya, Suriya, Suriye, Hindiston, Arab mamlakatlarida nakkoşlik juda yaxshi o'ziga yarasha avj olgan. Ularning ham yashash tarzida hamma yoqda shu nakkoşlik ommalashgan.
hozirgi paytda ham shunaqa, qadimda ham shunaqa edi. Shunga yarasha har bir joyi o'zini maktabi bor. O'zbekiston maktabi ko'proq o'sha miniatura sohasida, Buxoro maktabi deb yuritiladi, miniatura sohasida. Ha, bizani o'zimiz ichkida hamma joyimizni o'zini uslublari bor. Farg'ona vodiysi naqqoshligi nega deganda, bu vodiy, bu yashillikka suv, tog' o'ralgan yer, o'sha havosi shulardan kelib chiqiladi. Shu yerda o'simliklar hali aytganimdek badiiy ko'rinishda ustalar chizadi. Masalan, o'sha Farg'ona vodiysi uslubida yashillik burkangan o'sha Farg'ona vodiysi yashil, ko'k, moviy rangli, qizil rangli dan qo'rqmaydi. Shu ranglarni ko'proq ishlatadi. O'simliklarni ham juda ko'p turlarini ishlatadi. O'ziga yarasha Farg'ona vodiysini naqqoshligi juda chiroyli, samimiy, odamga yoqadigan bo'lib chiqadi. Undan keyin Toshkent va Samarqand uslubi yonma-yon yuradi. Toshkent bilan Samarqand bir-biriga yaqinroq. Yaqinroq deganda uni tushuntiraman. Samarqand uslubi o'sha qadim davlatchiliklarni ko'rgan, har xil davrni ko'rgan. Ularda ko'proq geometriya yaxshi rol o'ynaydi. O'zi birinchi qismda geometriya yaxshi o'ynaydi va ichki o'simliklarda har xil uslublar ishlatiladi. Shunga qarab Toshkent Samarqanddan geometriya hammasi ishlatiladi, lekin sodda rang jihatidan ko'kka urg'u beriladi. Ko'k har doim o'sha suv bilan havoni ramzi hisoblanadi, shuning uchun sodda chiroyli chiqadi Toshkent uslubi. Undan keyin Buxoro maktabiga o'tiladi. Buxoro maktabi davlatchilikni ko'p davrlarini boshidan kechirgan, ularni ham naqqoshligi juda boy, arxitekturasida naqqoshlik juda ham zo'r rol o'ynaydi. Naqqoshliksiz xonadonlar bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Hozirgi paytda ham Buxoroga borgan odamlar o'sha qadimiy uylarga tashrif buyurib ko'rsa, o'sha eshikdan boshlanadi. Eshiklari o'ymakor, juda ham chiroyli, mahobatli, insonni ichidan ruhlantiradi. Buxoro uslubini ko'rganda o'zim ham yaxshi ko'raman Buxoro uslubini. Kelgan o'sha qitmir joylari juda ko'p. Bu ustalarni o'zini mahoratini o'sha naqqoshlikka berganini, shuni aksini o'shanda ko'rsangiz bo'ladi. Ranglari o'ziga yarasha juda sipo, ko'p rangli, to'qlik darajasi o'rtada olingan, lekin o'simliksimon va geometrik figuralarni Buxoro uslubida juda noziklik bilan, did bilan beradi va oq fonda ko'p ishlashadi. Ko'k rang bilan ko'pincha tamomlashadi. Ko'k rang hali aytganimdek osmon, musaffo osmon rangi va ko'pincha kaligrafik yozuvlar aks etadi. Bu hadis, oyatlardan har doim lavhalar keltirib, eslatib turiladi. O'zim ham yaxshi ko'raman Buxoro uslubini. Undan keyin Xorazm. Xorazm bizani eng chetki viloyatlarimizga to'g'ri keladi. Bu Xiva davlatchiligini eng ko'p davlatchiliklarni ko'rgan davlat hisoblanadi. Bu yerning naqqoshligi bizani na Farg'onaga, na Samarqandga, na Buxoroga o'xshaydi, na Toshkentga o'xshaydi. Ko'k rangga xush ko'radi va ularni arxitekturasida va uni ichki o'sha qismlarida ko'k rangdan juda ham mohirona foydalaniladi. O'simliklarni shu ko'k rangda ko'ra biladi. Bu ko'ra bilish ham o'sha xalqqa juda ham mohirona qarashi deb bilsangiz bo'ladi buni ham. Va o'ziga yarasha ularni o'sha naqqoshliklari boshqa regionlarga qaraganda juda ham ajraladi. Juda ham zich, mukammal, maktabiga ega. Uni odam
ko'rganda mazza qiladi, mukammalligiga tan berasiz. O'zimni ishlash jarayonimda ko'p shogirdlarim chiqdi. Hozirda Xorazmda Xivada ishlab yotdi. 4 yil oldimda ishladi. Xiva uslubini davom ettiradi. Undan keyin Jizzaxda hayot degan shogirdim bor. U ham Samarqand uslubini mukammal egalladi. Undan qolganlar Toshkentda Azamat, Biloliddin, Aziz shogirdlarim, Baxtiyor, Behzod degan. Bu naqqoshlik odamlarni juda ko'p narsaga o'rgatadi. Hali aytganimdek, did, farosat, rang tanlash, sabrga, eng asosiy o'zi sabrga o'rgatadi. Naqqoshlikda jarayon nimadan boshlanadi? Naqqoshlikda birinchi bo'lib tozalikdan boshlanadi jarayonimiz. Avvalambor ishlayotgan kunda har doim tozalikka e'tibor beriladi. Ish stolingiz tayyor bo'lishi kerak, ish qurollaringiz tayyor bo'lishi kerak. Ish qurollaringiz har doim ishlashingizga xalaqit berish kerak emas, faqat sizga xizmat qilish uchun tayyor bo'lish kerak. Xo'p, bizda hamma narsa ishlatiladi. Masalan, ko'pchilik o'ylaydiki, faqatgina shu qalam o'chirgich, yo'q, qalam o'chirgichdan tashqari resfenda, sirkul, tupoy mina deydi, bu chizishda ko'p foydalaniladi. Kislarimiz ham asosan olmaxonni dumidan shu uzun yasima, shu tepada aytilganimizdek, shu Rossiya o'rganganimizda asosan o'zi eng yaxshi mahsulot shu olmaxonni dum qismi bo'ladi. Olmaxonni dumi 5-6 cm bo'ladi. Shuni eng tepa qismidan foydalaniladi. Shu yig'ib, tugun qilib, shu kisni shu ishlarga chiqarib ishlatiladi. Yaxshilab obrabotka qilib, tozalangandan keyin shishga yaroqli bo'ladi. Men tanlab olmadim. Shu kisni tayyorlash ham o'ziga yarasha bir mahorat talab qiladi. Jarayonimizda hozir ishlayotgan o'sha eski Samarqand qog'oziga bir naqqoshlik lavhasini qo'yaman. Bu shams deyiladi. Bu ko'proq o'sha geometrik figuralarda ishlangan, ko'proq o'sha resfenderdan ishlatiladi. O'zi qalamda kichkina-kichkina lavhachalar chizib yurib, keyin mukammal kompozitsiyaga o'tiladi. O'sha mukammal kompozitsiyada o'sha hammasi chizib tugatiladi. Bitta ish jarayoni 4 oy, 6 oyga ham cho'zilishi mumkin. Qog'oz nozuk narsa, juda mayda. Shuning uchun o'sha kelajakda Xorazm naqqoshligini men ko'p qidirdim o'zi. Nega siz Xorazm maktabini kitoblarda shu o'quv darsliklarida yo'q ekan. Bu o'zimni qidirishlarimdan kelib chiqib, o'sha Xorazmga borib, ko'p ko'rib, Xorazmni naqqoshligini ko'rgazmali ravishda desa bo'ladi, tiklashga harakat qildim. Kelajakda bu odamlarga xizmat qiladi deb o'ylayman. Bu narsani agar shogirdingizga qoldirsangiz, bu davom ettiradi, davomchisi bor degan narsa. O'sha hali tepada aytganimdek, Xorazmda bitta shogird qilganman. U shogirdni ham uyimda 4 yil ushlab shogird qilganman.
hazırlı paytda şu Xorazm üslubida ishlab davom etayotgan bolalardan bittasi.